bize aşağıdaki stratejilerden hangisi verilen denklem sistemindeki değişkenlerden birini yok eder diye sormuşlar. Doğru olan tüm seçenekleri de seçmemizi istemişler. Seçeneklerin ilkinde eşitlikleri taraf tarafa toplamak var. Şimdi hemen videoyu durdurun ve bu eşitlikleri toplamanın değişkenlerden birini yok edip etmeyeceğini kendi kendinize görün. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Eşitlikleri taraf tarafa topladığımızda bir bakalım. Sol tarafta 5x artı 5x, evet bu 10x eder. Eksi 3y artı 4y de y eşittir. Eksi 3 artı 6'dan da 3 elde ederiz. Gördüğünüz gibi değişkenlerin ikisi de hala burada. Yani birini yok edemedik. Bu yüzden de yani değişkenlerden birinin yok olmadığı için de A seçeneğini eliyorum. Sırada alttaki eşitliği üsttekinden çıkarmak var. Alttakini üsttekinden çıkardığımızda 5x eksi 5x 0x edeceği için yazmayacağım ve değişkenlerden biri yok olduğu için de B seçeneğinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Eksi 3y eksi 4y eksi 7y eder eşittir. Eksi 3 eksi 6 da eksi 9. Evet B seçeneği sayesinde x değişkenini yok edebildiğimiz için bunu alabilirim. Son olarak bir de üstteki eşitliği 2 ile çarpıp eşitlikleri toplamak var. İsterseniz videoyu durdurup bu stratejinin değişkenlerden birini yok edip etmediğine siz bakın. Üsttekini 2 ile çarpacaktık öyle değil mi? Bunu yapınca 10x eksi 6y eşittir eksi 6 elde ediyoruz. Şu anda bile bunun işe yaramayacağını gördüğünüzü düşünüyorum ama yine de devam edelim. 10x artı 5x evet 15x eder. Eksi 6y artı 4y de eksi 2y. Değişkenlerden herhangi birini yok edemediğimiz için bu seçeneği de eleyelim. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Soru yine aynı. Yani yine aşağıdaki stratejilerden hangisi denklem sistemindeki değişkenlerden birini yok eder diye soruyorlar. İlk seçenekte alttaki eşitliği 2 ile çarpıp eşitlikleri toplamak var demişler. Hadi videoyu durdurun. Sizce bu strateji işe yarar mı? Alttaki eşitliği 2 ile çarparsak 2x eksi 4y eşittir 10 elde ederiz. Şimdi de toplayalım. 4x artı 2x 6x eder, x'i yok edemedik. Artı 4y eksi 4y 0y eder, evet bunu yapınca y'yi yok edebiliyoruz. O halde a seçeneği doğru. Şuraları silip kendime biraz yer açayım. Evet, B seçeneğine bakalım. Alttaki eşitliği 4 ile çarpıp üsttekinden çıkarmak demişler. Kendi kendinize denemekte yine özgürsünüz. Önce alttakini 4 ile çarpmamız lazım. 4x-8y eksi eşittir 20. Şimdi de bunu üsttekinden çıkaracağız. 4 xten 4 x çıkarsa 0 x kalır yani x'i yok etmiş oluruz. Harika. B seçeneğini de sevdim. 4 y'den eksi 8 y çıkınca da 12 y olur. Çünkü negatif bir sayıyı çıkarmak o sayıyla toplamakla aynı şey. Eksi 2'den 20 çıkınca da eksi 22 elde ederiz. 4 x eksi 4 x ile x değişkenini yok edebildik. O halde B de bizim. Peki ya C? Üstteki eşitliği 1 bölü 2 ile çarpıp eşitlikleri toplamak. Bir bakalım. Bunu 1 bölü 2 ile çarparsak 4x çarpı 1 bölü 2 2x eder artı 4y çarpı 1 bölü 2 de 2y eder ve eksi 2 çarpı 1 bölü 2 de eksi 1 eder. Toplayalım. 2x artı x 3x 2y eksi 2y 0y eder. Güzel. Yani y'yi yok etmiş olduk o halde. Bu da doğru. Gördüğünüz gibi bize verilen stratejilerin üçü de değişkenlerden birini yok etmemizi sağladı ve böylece bir denklem sistemini çözmenin sadece tek bir yolu olmadığını da görmüş olduk. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Aşağıdaki stratejilerden hangisi denklem sistemindeki değişkenlerden birini yok eder? Evet, yine aynı soru. İlk seçenekte bir bakalım. Alttaki eşitliği üsttekinden çıkarmak demişler. Sizce bu işe yarar mı? Hadi bir deneyin. Alttakini üsttekinden çıkarırsak 3x eksi eksi 2x ki bu 2x ile toplamak ile aynı şeydir. Evet 5x eder. Gördüğünüz gibi x'i yok edemedik. Eksi 3y eksi 4y de eksi 7y. Y'yi de yok edemediğimiz için bu seçeneği eğiliyorum. Üstteki eşitliği 3, alttakini de 2 ile çarpıp eşitlikleri toplamak demişler. Hadi bunu da siz yapın. 3x çarpı 3, 9x eder. Eksi 3y çarpı 3, eksi 9y, 7 çarpı 3 de 21. Alttakini de 2 ile çarpalım. Eksi 2x çarpı 2, eksi 4x, 4y çarpı 2 de 8y ve eşittir 14. Bunları topladığımızda 9x eksi 4x 5x eder, x'i yok edemedik. Eksi 9y artı 8y de eksi y, y'yi de yok edemedik. O halde bu seçenek de işe yaramadı. Şimdi şunları yine sileyim ve kendime biraz daha yer açayım. Üstteki eşitliği 2, alttakini de 3 ile çarpıp eşitlikleri toplamak demişler. Bir önceki seçeneğin tam tersi. Bakın bakalım bu işe yarayacak mı? 3x çarpı 2, 6x, eksi 3y çarpı 2, eksi 6y ve eşittir 14. Bunu da 3 çarpalım. Bu arada bir eşitliği bir sayı ile çarparken eşitliğin iki tarafını da çarptığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde eşitliğin değeri değişir. Öyle değil mi? Peki. Eksi 2 x çarpı 3 eksi 6 x ee, İçimde iyi bir his var. Çünkü bunları toplayınca x'i yok etmiş olacağız değil mi? 4 y çarpı 3 12 y ve eşittir 21. Hadi toplayalım. x'leri topladığımızda x'i yok edeceğimizi söylemiştik. Gördük şimdi de. Bu yüzden de C seçeneği doğrudur diyorum.